Aferin, aferin. Biraz daha bekleyin deriz, biraz daha ilerleyin. İyice kafamdan resettim. Biraz bekle yukarıda. Çok güzel. Hadi yürü çiğin, hadi. Biraz da yukarıya. Daha canlı. Haydi, çek bırak. İyice çek. Hisset, acı hisset parmağında. Çok güzel, aferin. Biraz da düşürüyorum. Aferin. İyice çek. Bu acı hisset, hadi iyice. Bırak parmakları, çek. Aferin. Biraz daha iyi. Omuzlarını düzelt. Çok güzel. Al. Hadi kızlar, son set. 2, 3. Çok güzel. Devam et. Seri. Aferin. Güzel abi. Tek çık. Çift in. Hoppa. Seri bir şekilde göçün gir. Seri. Tek çık. Çok güzel. Tek çık. Seri. Çift in. Seri bir şekilde. Center. Düzelecek. Bilek düzelecek. Kaldır kafanı. Bilek düzelecek. Düzelteceksin kızım. Düzelt. Düzelecek. Hop. Düzelecek. Biraz daha. Dönecek. Bom. Dön. Bilek güzel. Ready go! Stop! March! Düzelt. Center. Ready go! Stop! March! Yani çok onur verici bir duygu yani. Mesela Dije'de bilek güreşinde hiç şampiyon çıkmamıştı. Bizim çıkarmamız güzel bir duygu. Bir gurur oldu sonuçta. İnşallah ileri seviyeye de taşırız. Türkiye şampiyonasında milli takıma seçildim birinci olarak. Önümüzde Eylül ayında Avrupa şampiyonası olacak Litvanya'da. Orada birinci olup bayrağımızı göklerde şanlandırmak istiyorum. İnşallah oluruz. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yani ineklerimiz var. İşte annemle beraber gidip inekleri sağıyorduk. İnekleri sağınca zaten hamurlarımız güçleniyor. Hocam bir gün sordun dedi neden hamurların genişlemiş. Ben de dedim inekleri sağdığımız için genişledi bayağı. O da işte dedi bilek güreşinde hamurlar çok faydalı. Oraya güvenerek bilek güreşine katılıyorlar. İşte onun tavsiyesiyle bilek güreşine katıldık. Yani erkeklerle maç yapmadan önce diyorlar o ben hemen düşürürüm onu. Masaya geçince düştüklerinden sonra diyorlar hayır ya olamaz biz nasıl düşeriz bayanlara karşı. Biz de yani orada gurur duyuyoruz kendimizle. Okulda erkeklerle hep maç yapıyordum, onları yeniyordum ve hepsi çok şaşırıyordu hani. Kızlarla yapmıyordum, kızları zaten yeniyordum yani. O yüzden erkekler hep geliyordu. Şu an çok gurur duyuyorum, çok mutluyum yani. Ailem de benimle gurur duyuyor. Hani arkadaşlarım, köydeki insanlar hep geliyor hani videolarımı paylaşıyorlardı, çok seviniyorlardı. Onları da hani temsil ediyorum aynı zamanda. O yüzden çok mutluyum. Milli takımda olmak çok iyi bir duygu, gurur veriyor insana. Yani insanlar da hani artık hani bayağı bir bakıyorlar, hani diyorlar helal olsun falan. Bizim eline hani ben de öyle gurur duyuyorum ama yani şu an hazırlanıyoruz, hala çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Köyden yurt dışına gidiyorum mesela. Şu an bir maçımız var yurt dışında. Oraya gideceğim. Çok mutluyum yani. Bir deneyim olacak ama devam edeceğim yine, her zaman çalışacağız. Şu an Avrupa, ilk olarak Avrupa'ya, orada kazanmak istiyorum. Daha sonra dünya, bu şekilde devam etmek istiyorum. Yani kendimi geliştirmek istiyorum her zaman, her yer. Biz kızlar fiziksel olarak da güçlüyüz ve bu gücümüzü zayıf insanlara karşı değil, sporda, sahalarda göstermek istiyoruz. Kazanabileceğimi düşünmüyordum. Yarış yaptık, ikinci oldum. Mutluyum. Milli oldum. Milli formasını giymeye hak kazandım. Çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Hedefim önümüzdeki Litvanya Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum. Sonra işte dünya şampiyonluğu. Aklımda hayalinde olmayan bir spordu.
Şimdi en önemli yerimde daha bunu devam ettirmek istiyorum. Devam edeceğim ve dünya şampiyonluğu olacağım. Milli takım seçmelerinde bilek güreşi branşında 3 kız sporcumuz milli takıma yerleşirken biri Türkiye şampiyonu oldu. Rakiplerin hepsini rahatça devirerek hepsine birer birer meydan okudu. 2 tanesi ikinci oldu. Bir kız sporcumuz üçüncü oldu. 3 tanesi milli takıma girmeye hak kazandı. Avrupa şampiyonası olacak Litvanya'da önümüzdeki süreçlerde. Oraya gidip Türk bayrağımızı şanlandıracağız nasip olursa. Sonrasında dünya şampiyonası olacak. Sporcularıma güveniyorum. Ailelere her zaman destek verdi. Ailelerine çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi her zaman yanımızda olan Dicle Kaymakamlığı, Dicle Belediye Başkanlığı, Spor İlçe Müdürümüz, destek veren eş, dost, akraba, herkese teşekkür ediyorum. Coğrafyamız bize fiziksel olarak bir artı sağladı. Bu da rakiplere karşı bize avantaj sağladı. Bu konuda sporcular gerekeni yaptılar. Zorlanmadan rakiplerin hepsini devirdiler. Yani kız sporcu oldu mu daha iyi oluyor, daha güçlü oluyor, daha düzenli oluyor. O yüzden her zaman sporcularımızın yanında olacağız. Gençlerimizle ilgilendiğimiz sürece, ellerinden tuttuğumuz sürece her türlü branşta biz yetenek getirebiliriz. Dicle ilçesi tarihinde 1938'de Dicle ilçe oldu. İlk defa milli takıma bir sporcu yerleşti. Bir değil hatta 3 sporcu yerleşti. Türkiye'de ilk defa bir şampiyon çıktı. Yani bu denli 20 bin nüfuslu bir ilçede 3 sporcunun aynı anda milli takıma girmesi mucize gibi bir olay oldu. Dicle ilçesi olarak, Diyarbakır olarak Türkiye adına biz Litvanya'da gençlerimiz, kızlarımız milli takım formasını giyip bayrağımızı dalgalandıracaklar. Biz çok mutlu olduk, çok gururlandık, çok iyi karşılandık dönüşte. Herkes bizi kutladı, tebrik etti. Yanımızda olan olmayan herkese biz çok teşekkür ediyoruz. Dicle ilçemizin demir bilekli kızlarıyla biz Avrupa'da çok önemli bir yarışmaya katılacağız. Milli takım formasını giyip milli takım adına yarışacağız. Tüm Diyarbakır olarak, tüm Türkiye olarak herkesin bize bu yolda destek çıkmasını bekliyoruz.